Ve şimdi de bir canlı bağlantımız olacak. Yine güzel bir projeyi sizlerle paylaşacağız. Metal ve alüminyum sanayi atıkları Sakarya'da yaşayan 73 yaşındaki emekli resim öğretmeni Metin Aşoğlu'nun ellerinde sanat eserine dönüşüyor. İşte şimdi biz kameralarımızı Sakarya'ya çevireceğiz. Halit Yılmaz bizleri bekliyor ve bu güzel sanat eserlerini bizlerle, seyircilerimizle paylaşacak. İyi hafta sonları, günaydınlar diyelim. Halit, ve sözü sana bırakalım. Esra, Metin Aşoğlu 1970 yılında resim öğretmenliğine başlayan bir isim. Ve aradan geçen 52 yılın ardından son 5 yılını özellikle sanayide kullanılan ve metaller üzerinde oluşturulan o deliklerden çıkan çapak diye tabir edilen alüminyum ve metal parçaların hurdaya gitmesi yerine bunları bir sanat eserine dönüştürebilirim deyip başlayan bir süreç. Nasıl başladığını Metin Hocam yanımda, hemen kendisine mikrofonu uzatacağım. Metin Aşoğlu Hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Metallerden sanat eseri. Siz bir resim öğretmenisiniz ama sanat eseri nasıl başladı? 5 yıl önce başladık dediniz ama nereden icap etti ve bir kısaca özetler misiniz bize? Benim mütevazı bir atölyem vardı. Endüstriyel etiket imalatı yapıyordum. Tabii oradan çeşitli etiketler, alüminyum etiketler, metal etiketler de yapıyoruz. Onlardan artan parçaları biriktirmek suretiyle oradan yola çıktım ve bugünlere kadar geldi. Kendi atölyemde temeli oradan başladı. Bir pano kaça kaç ebatındadır ortalama? Tablolar. Tablolar. Tablolar, kare olanlar 1 metreye 1 metre, dikdörtgen olanlar 100 santime, 135 santim, 140 santim. Arası. Peki bir eserin ortaya çıkması ne kadar zamanınızı alıyor? Bir eserin ortaya çıkması kompozisyonuna göre, yaptığım tasarıma göre bir ayla 3 ay arasında değişebiliyor. Kaç parçadan oluşuyor peki? Kaç pul koyuyorsunuz? Değişik ebatlarda pullar var burada. Evet. Tabii o da kullandığım malzemelere ve kompozisyondaki parçaların ufaklığına, büyüklüğüne göre değişiyor. Peki o kompozisyonu kurarken hocam dikkatimi çekiyor ama önceden bir eskiz çiziyor musunuz? Yoksa başladıktan sonra kendisi mi şekilleniyor? Nasıl oluyor? Bunu bir anlatır mısınız bize? Tablo kompozisyona başlamadan önce boş tabloya 2 gün, 3 gün veyahut bir hafta böyle bakıp duruyorum. Önce kafamda ne yapacağımı, elimdeki doneler nedir, malzemeler nedir, onları da iyi bilmem lazım. Neyi nereye kullanacağım, acaba elimdeki malzemeler yetecek mi? Bir de o sorun var. Sen her şeyi yapamıyorsun çünkü malzeme bitiveriyor. Ve ona göre eskiz çizdiğin zaman çizmiş olduğun eskize uyamıyorsun. Spontane olarak çalışıyorum. Daha sonra çizdiğin eskiz değişiyor. Peki bu işe merak saran var mı? Gelip hocam ne yapıyorsunuz deyip bu konuda size çırak olmak isteyen oluyor mu? Neler söyleyeceğiniz bu konuda? Şimdi gelen çok var. Arkadaşlardan da var, resim öğretmenleri de var, öğrenciler de var. Ama tabii şimdi bunlarla uğraşmak biraz vakit aldığı için eserler baktığı zaman korkuyorlar, vazgeçiyorlar. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Yayınımıza katıldınız. Gerçekten birbirinden farklı eserler. Ama ben şurada hemen şunları da aktarmak istiyorum. Sevgili izleyenlerimize. Kameraman arkadaşım Muratcan Reyhan gösteriyor. İşte bakın burada şöyle incecik, en ince malzeme bu mudur hocam? Evet, onlar. En ince malzeme bu. Örneğin bu bir metal plakanın üzerinden delindiğinde elde edilen çapaklar. Tabii bu ebatları var, şu ebatları var ve dahasına bakılırsa farklı olanları da var. Bir büyükleri var. İşte şu şekilde. Bunlar aslında metaller üzerine açılan deliklerden çıkan çapaklar. Şöyle para gibi olanları var. Bütün bunlara bakıldığında işte onlarca çeşidini bu tezgahın üzerinde görmek mümkün. Ve sonrasında 52 yıl önce resim öğretmeni olarak meslek hayatına başlayan Metin Aşoğlu hocamız son 5 yıldır özellikle de kendine ait mütevazi bir etiket atölyesi, endüstriyel etiket atölyesinde etiket üretirken bu metallerle çalışmaya başlıyor. İşte sonrasında bu tür eserler ortaya çıkıyor. Tasarlıyor ve tasarladığı
yapmaya başladığında şekilleniyor aslında. Son olarak şunu göstereceğim ve bununla da son noktayı koyacağız. İşte Kapadokya, dünyanın hayran kaldığı bir yer ve Kapadokya deyince hiç şüphesiz gökyüzünde süzülen o rengarenk uçan balonların burada resmedilmiş bir hali. Dediğim gibi 52 yıllık resim öğretmenliğinin son 5 yılı bunlar hurdaya gideceğine sanata dönüşsün deyip yola çıkan Metin Hocam birbirinden güzel panoları üretiyor ve buna emek harcıyor. Arzu eden Sakarya'da gelip görebilir ki önceden evinde yapmış olduğu bu işi evini adeta bir sanat galerisine çevirmişti. Şimdi aynı şey bu mütevazi atölyede devam ediyor. Arzu eden gelip görebilir ve bunları alabilir diyelim ve sözü sana bırakalım Esra.